Sevgili meslektaşlarım, hoş geldiniz. İnşaat Mühendisleri Odası, başta kendi meslektaşları olmak üzere ülkemize hizmet eden, ahlak ve etik anlayışı önde tutarak bilimi, bilgiyi, aklı kullanarak hizmet eden her insanı unutmaz. Bu noktada kendi meslektaşlarını, kendi üyelerini hiç unutmaz. Gelenek haline getirmiştir İnşaat Mühendisleri Odamız. Meslek insanları hangi alanda uzmansa, su olabilir, ulaştırma olabilir, geoteknik olabilir, yapı malzemeleri beton olabilir ve benzeri konularda hizmet üreten meslektaşlarımızı unutmaz ve onları her zaman anar. Tabii gönül ister ki bu anmayı, bu vefa duygusunu ilgili arkadaşlarımızı kaybettikten sonra yapmayalım. Onlar canlıyken, hayattayken de bu vefamızı onlarla birlikte paylaşalım. Önemsiyoruz İnşaat Mühendisleri Odası. Meslektaşlarımızla ilgili, özellikle hizmet üreten, odamıza katkı yapan, mesleğimize katkı yapan meslektaşlarımızı unutmamaya çalışıyor. Onları anmaya çalışıyor. Üç hafta önce Ekim ayının başında Erzurum'da İstanbul şubemizle Erzurum şubemizin birlikte yapmış oldukları ulaştırma kongremiz vardı. Hepinizin anılarındadır. Aydın Erel, Osmancık kazası, hızlandırılmış tren kazası derken Aydın Erel hocamızı anımsamamak mümkün değildi. Dolayısıyla her iki şubemiz Aydın Erel hocamızın adına düzenlemişlerdi bu ulaştırma kongremizi. Yine geçen hafta Ankara şubemiz, meslektaşımız olan, oda başkanlığımızı yapmış olan İnşaat Mühendisleri Odası'na önemli hizmetlerde bulunmuş olan, iyi mühendis olarak adlandırdığımız meslektaşımız Hilmi Yüncü adına Köprüler ve Viyadükler Sempozyumunu düzenlemişti. Uzunca bir süredir su ve enerji kurulumuz, ülkemizin özellikle dışarıya bağımlı olmuş olduğu enerji konusunda, enerji konusu derken sudan ayrılmayan enerji konusunda bir çalışma yapılması gerektiğini, bunun da çok geniş kapsamlı olması gerektiğini hep söyler dururdu. Fakat ülkemizin içerisinde bulunmuş olduğu ekonomik kriz ve diğer sorunlar su ve enerji kurulumuzun bu çalışmasını bu yıl, bu dönemde daha dar kapsamda yapmasına neden oldu. Ne yazık ki çok uzun bir süredir tanıdığım, birlikte yol arkadaşlığı yapmış olduğum, su konusu dediğimiz zaman, İSKİ dediğimiz zaman ilk akla gelecek olan insanlarımızdan, meslektaşlarımızdan birisi Murat Gökdemir arkadaşımızı kısa bir süre önce kaybettik. İşte aktarmış olduğum çerçevede Su ve Enerji Kurulumuzun da aynı zamanda yıllardır bir üyesi olan ve odamızın ve TMMOB'nin çeşitli organlarında hizmet üreten, görev yapan, gecesini gündüzüne katan
Murat Gökdemir arkadaşımızı unutmadı. Bir etkinlik yapalım. Taze taze bu etkinliğimizi de Murat Gökdemir anısına yapalım dediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Önemliydi. Biz de önemsedik. Zaten İnşaat Mühendisleri Odası'nın politikası. Kendisini bir kez daha saygıyla anıyorum. Değerli meslektaşlarım, mesleğimizin gelişmesi ve ülkemizin demokratikleşmesi için mücadele arkadaşlığı yaptık. Aynı yönetim kurulunda birçok komisyonda birlikte çalıştık. Hangi durumda nasıl bir refleks göstereceğini iyi bilirdik. Aldığı görevleri titizlikle yerine getirirdi. Sorumluluk aldığı hiçbir toplantıya geç kaldığı da görülmemiştir. Çok okurdu. Her türlü müziği severdi. Kendisine çok takılırdık bu noktada. Klasik müzik dinler, bize de önerirdi. Yani evrenselliğini müzik konusunda da gösterirdi Murat arkadaşımız. Uzun bir yol arkadaşlığımız var. İlişkilerinde samimi ve içtendi. Daha aydınlık ve mutlu insanların yaşayacağı bir ülke için sürekli olarak mücadele etti. Namuslu, ilerici, demokrat ve sosyalist memurlarının başına gelenler Murat'ın da başına geldi. 12 Eylül faşizminin mağdurlarından biri oldu. Yaz tatillerini aynı yerde birlikte geçirirdik. Evlerimizin arasında 11 kilometrelik bir mesafe vardı. Çok sık görüşürdük. Ne yazık ki bu yıl görüşemedik. Yüzmeyi çok severdi. Suya girdiği zaman gözden kaybolurdu. Saatlerce sudan çıkmazdı. Geldiği zaman kendisine takılırdık sudan döndüğü zaman. Murat bir karga bile olmadın derdik kendisine. O da gülerdi müstehzi müstehzi. İşte değerli arkadaşlarım, Nusret Suna ve Ahmet Göksoy suyla ilgili düşüncelerini ifade ettiler. Su derken Murat arkadaşımızı anmak her zaman akla gelir dediler. Ben birazcık arkadaşlarımızın aktardıklarının dışında suya bakmak istiyorum. Son yıllarda plan bütünlüğünden ve bilimsellikten uzak büyük projelerin ülkemizde yapılması, su havzalarının yapılaşmasının baskısı altına sokularak yok edilmesi, giderek kentsel sorunlarımızı su hizmetlerinin sunumunun yanında çok daha sorunlu hale getirmiş ve büyütmüştür. Ayrıca ülkemiz ve dünyamızda insanlığı tehdit eden iklim değişikliği kontrolsüz ve çarpık yapılaşmayla birleşince kentsel sorunları daha da derinleştirmiştir. Özellikle yeni liberal politikalar ve hızlı nüfus artışları az gelişmiş ülkelerin kentlerindeki yapılaşmayı kontrol ve denetimi altına alarak su havzalarını ve orman alanlarını inşaat sektörünün bir arazisi haline getirmiştir. İstanbul ve Ankara gibi kentlerimize bakıldığında yeni liberal politikaların acımasızlığı rahatlıkla gözlerimizin önüne gelmektedir. Bu durum su rezervlerinde ve kullanımında önemli ölçüde kayıplara neden olmaktadır. İstanbul'un imara açılmayan kuzey ormanlarının başına gelenler kenti
yeni afetlere açık hale getirmiştir. Bu politikalar özellikle rantın yüksek olduğu yerlerde daha fazla gündeme gelmiştir. Kuzey ormanları derken, İstanbul derken Murat Gökdemir'i hatırlamamak mümkün değil. Yıllar önce 2002 yıllarında özellikle Batman'da Iğsu üzerine Dicle üzerine yapılan barajın o bölgedeki tarihi dokuyu yok etmesi çerçevesinde düşünmeye başlamış ve bir komisyon oluşturmuştuk. Batman'da tarihi dokunun su altında kalmamasıyla ilgili Oktay Ekinci'nin de yer almış olduğu kapsamlı, geniş boyutlu bir etkinlik düzenlemiştik. Murat Gökdemir'in o etkinliğin düzenlenmesinde önemli hizmetleri olmuştu. Özellikle ülkemizdeki tarihsel dokunun jeolojik araştırmaların ve su ve ormanların yok edilmemesi çerçevesinde akla gelen meslektaşlarımızdan birisi olarak ortaya çıkmıştı Murat arkadaşımız. Altını çizmem gereken özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 14 Şubat 2018 tarihli su kirliliği kontrol yönetmenliğine bu toplantıda değinmemek mümkün değil. İçme ve kullanma sularını kirlenmeden koruyacak yasaklar bu yönetmelikle kaldırıldı. Bu değişiklikle sadece kentlerimize getirmiş olduğumuz sularımızın kullanılması, dağıtılması, arıtılması ile ilgili problemimiz yok. Bu değişiklikle artık su havzalarında maden işletilebilecek, hemen Kaz Dağları'nı hatırlayalım, Munzur Dağları'nda yapılacak olan maden aramalarını hatırlayalım, Karadeniz'deki maden aramalarının su havzalarını ve ormanları yok ettiğini hatırlayalım ve Murat arkadaşımızı bir kez daha düşünelim. Bu noktada turizm ve sanayi tesisleri kurulabilecek. Açıkçası korunması öncelikli olması gereken yer ve bölgeler yapılaşmaya açılmış olacak. Aklın alması mümkün değil. Ama biliyorsunuz tarih boyunca iki çerçevede akıl yürütme söz konusu olmuş, düşünülmüş. Rasyonel akıllar, irrasyoneller akıllar. Akıl rasyonelliğini kaybedip irrasyonel noktaya oturunca o aklın yapabileceği her şey mümkündür. Bugün yapılanlar da olur. Rasyonel akıl ortadan kalkmış, irrasyonel akıl hakim olmuştur. Açıkçası insanların su ihtiyaçlarının karşılanması ve canlı yaşamının devam etmesi için öncelikli su ihtiyaçlarının karşılanması ve karşılanmış olmakla da kalmayıp Sayın Göksoy'un altını çizdiği gibi evlerimizden, musluklarımızdan parasız suların içilmesi gerekmektedir. Talep edilmesi gereken budur. Sevgili meslektaşlarım, kente getirdiğimiz içme sularını içemiyoruz. Kayıp ve kaçakları yeterli ölçüde önleyemiyoruz. Kullandığımız suları arıtıp yeniden kullanamıyoruz. Kentlerimizde yağan yağmur sularını alacak toprak bırakmadığımız için sel ve su baskınları yaşıyoruz. Var olan derelerin üzerini kapatıp kentlerimizde su taşkın sahalarını yapılaşmaya açtığımız için kentlerimizdeki taşkınların nedenini yağan yağmura bağlıyoruz. Yağmur ve kullanma sularının drenaj sistemlerini yağan yağmur sonrası yeterli ölçüde işlevini yerine getiremiyor. Kent merkezleri ve köprü atları göle dönüşüyor. Kentsel yaşam durma noktasına geliyor. Kentte can kayıpları yaşanıyor. Ankara'daki köprülerin altını düşünün.
İstanbul'daki köprülerin altını düşünün. Artvin'deki, Trabzon'daki, Ordu'daki, Antalya'daki köprülerin altını düşünün. Doğamızın fiziksel ve jeolojik yapısına bilim ve bilgi dışı müdahale ediliyor. Her yıl birkaç kentimizde oluşan sel ve su baskınları ciddi ölçüde can ve mal kayıpları yaratıyor. Suçlu yağmur. Yağmurun suçlu olduğu açık. Neden yağıyor ki? Yağmazsa bir şey olmayacak. Can kayıpları da olmayacak. Oysa bir dijital dönüşüm dönemi yaşıyoruz. Bu dönüşüm inşaat sektöründe var olan dinamikleri de değiştiriyor. İnsan ve çevre odaklı yapılaşmanın önemi her geçen gün biraz daha artıyor. Değişen ihtiyaçlar inşaat malzemelerinde ve teknolojilerinde ortaya çıkan dönüşümü de zorunlu bir hale getiriyor. Teknik ve teknolojinin kullanılması her geçen gün biraz daha önem kazanıyor. İşte su ve enerji kurulumuzun bugün yapmak istediği de odur. Denir ki, her zaman altını çizdiğim bir konu var. Denir ki, matematik bilmeyen ülke ve toplumlarda adalet olmaz. Ayrıca matematikle, bilimle, bilgiyle, mühendislik teknolojileriyle yakından ilgilenen bir mesleğin insanlarıyız. Hayatımızın her alanında bilimi, bilgiyi ve aklımızı doğru kullanmaya çalışıyoruz. Su ve Enerji Kurulumuz yapmış olduğu bu çalışmayla bir yandan Murat Gökdemir arkadaşımızı anmaya çalışıyorken diğer yandan da kentsel su hizmetlerinde ortaya çıkan sorunların altını çizmeye çalışacağım. Özellikle kimisi 31 Mart'ta, kimisi 23 Haziran'da seçilmiş olan belediye başkanlarımıza, belediye yönetimlerine olabildiğince yol göstermeye çalışacaklar. Biz de İnşaat Mühendisleri Odası olarak buradan çıkacak olan sonuçları gerekse Türkiye Mühendislik Haberleri yayın organımızda, gerekse her belediyeye yazacağımız mektuplarla burada çıkacak olan sonuçları ilgililere duyuracağız. Murat Gökdemir arkadaşımı bir kez daha sevgiyle, saygıyla anıyorum. Katıldığınız için, bizlerle bu bilgileri ve Murat'ı anma toplantısını paylaştığınız için tümünüze de saygılar ve sevgiler sunuyorum.